Ona müsaade ettik, düğünlere gitti. Olsun artık. He? Olsun. Peki. Şerefler verdik, sağ olun. Ya da bir incir ağacının altında mı dursak şöyle? Evet, bunların düzgün, güzel kurutulması, kalitesi açısından önemli. İğrenç ürünü çünkü, aflatoksin vermemesi önemli. Aydın ilimizin Germencik ilçesinde incir hasadı yapacağız hep beraber. Tabii hasadın hem bölgemiz için hem ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabii incir çok önemli bir ürünümüz. Yani Türkiye'nin ekolojik üstünlüğe bağlı olarak üretim yaptığı bir ürünümüz. Bunu zaten rakamlar da gösteriyor. Ege bölgesi gerçekten ekoloji anlamında İncir üretimine çok müsait bir bölge, çok başarılı üretim yapan bir bölge. Tabii taze incir, dünyada taze incir üretiminin yaklaşık %24'ünü yapıyoruz, üretiyoruz. Bu önemli bir rakam. Yine kuru incir üretiminin yaklaşık olarak %55'ini Türkiye üretiyor. Bu önemli bir rakam. Yine dünya incir ihracatına baktığımızda Türkiye %53 ile birinci sırada. Dünyada en fazla ihracat yapan ülke konumunda. Bunun dışında tabii üretimimizin de arttığını görüyoruz. Yaklaşık 2010 yıllarında 255 bin ton civarında olan incir üretimimizin bu sene aşağı yukarı 350 bin tonlar civarına gelmesini bekliyoruz. Yani rekolteyi 350 bin ton olarak bekliyoruz. Yine kuru incir üretimimizin de 90 bin tonlar civarında olmasını bekliyoruz. Tabii bu arada İncir demin söylediğim gibi çok önemli ürünümüz. Ekolojik üstünlüğe bağlı olduğu ve dünyada da dünya ticaretinde de rakipsiz olduğumuz bir ürün. Ekolojik üstünlüğe bağlı olan ürünlerimizi çok iyi korumamız lazım. Gözümüzden sakınmamız lazım. Üretimini yaparken çok dikkatli olmamız lazım. Tabii kalite ve standart bu üretimde fevkalade önemli. Yine ihracatımızda zaman zaman bize engel olan aflatoksin üretimi önemli. Aflatoksin üremesini önleme noktasında bazı tedbirleri almamız lazım ve üreticimizin de bu manada eğitilmesi lazım. Bunun dışında üreticilerimizin bizden bir talebi var. TMO Toprak Mahsulleri Ofisi 2019 yılında incir alımı yapmıştı. Yine fiyatların düşmesi halinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasaya girmesi ve incir alımı yapması bizden talep ediliyor. Bu da fevkalade önemli. Bir de biz bu incirin ihracatını genelde Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Dolayısıyla bunu dikkate alarak iyi tarım uygulamalarına ve organik tarım üretimine önem vermemiz gerekiyor incirle alakalı. Bununla ilgili de çalışmalarımızın ve üretici eğitimlerinin de yapılması gerekiyor. Tabii burada bunun dışında özellikle bu bölge üreticilerinin bir sıkıntısı var, onu söyleyelim. İhracatta ilk yükleme tarihi geç açıklanıyor diyorlar ki doğru. Yani özellikle bu geç açıklama üreticimizi mağdur ediyor. Bu açıklama tarihinin de bu manada kaldırılmasını talep ediyorlar. Bir de bunun dışında tabii incir besin değeri açısından fevkalade bir ürün. Çok kıymetli bir ürün. Ve bu ürünün lansmanını, tanıtımını çok iyi yapmak zorundayız. Bu hem ülke insanımızın sağlıklı beslenmesi açısından önemli. Hem ihracatımızın daha fazla üretim yaparak ihracatımızın artması bakımından da çok önemli. Çünkü rakama baktığımızda aşağı yukarı 330 milyon dolar civarında bir ihracat yaptığımızı da görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu rakamın tabii artması da mümkün. Ben üreticilerimize bol bereketli bir hasat diliyorum. İletemezsek siz de gerekli yere istediğiniz şekilde iletemezsiniz. Çok güzel de bir ürün. Valla o ballı da ben bunu sana hediyesi. Allah.
Buradan oraya. Buradan oraya gidelim. Şuradan ayaklanıyor tabii. Evet. Başka şöyle abimiz alsak şöyle biraz. Hadi bakalım. Başkanım bakalım. Başkanım. Evet. Tamam. Karşımıza kadar geçer.